Tamam. Evet, tamam. Geliyorum. Gidiyor musunuz? Evet. Merhabalar. Tamam. Merhaba Mete Bey, nasılsınız? Merhaba. İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Yıllar önce sizler röportaj yapmıştık New York'ta. Hakikaten 6 yıl mı? Oldu. Oldu. Bayağı yani. Antakya bayağı medeniyetler konusu. Ama Mete Bey beni tanıdı, hatırladı. Evet. Çok mutluyum. Estağfurullah efendim, ne demek yani. Evet, çok güzeldi. Oyun, bize biraz oyundan bahseder misiniz? Şimdi Tiyatrum diye bir tiyatro ekibi kurduk biz. Bu ikinci oyunumuz. Güldüren Cazibe diye. Efendim bundan önce de romantik komedi diye bir oyun koymuştuk. Amacımız böyle, biz Amerika'da yaşadığımız için benim çok eski arkadaşlarım, 20 senelik, 25 evet. senelik arkadaşlarımla efendim burada Nevşim Hanım burada. Evet. Biraz şey yapalım. Biraz, lütfen, biraz teşekkürler. Kayda girmeyin evet. arkadaşlar. evet. Nevşim Hanım evet, benim hemen... 20 küsür 25 yıllık Nevşim arkadaşım, Erzat, evet. Erdem, benim Baş, 20 yıllık evet. arkadaşım, onlar da Amerika'ya yerleşmişlerdi. Neden burada bir tiyatro yapmıyoruz deyip burada Türkçe konuşan insanlara bir tiyatro ekibi kurduk, onlara oyunlar oynamak için. Ne zaman kurdunuz ekibi? Bu bir seneyi doldurdu, bir hafta önce bir senesi doldu. Süper. 27 yerde oynadık romantik komediyi. Romantik komediyi duymuştum, evet. evet. Romantik komedi. Şimdi ikinci tura başladık, bu dördüncü oyunumuz. Miami'deydik, Miami'de yakaladınız beni. Evet, evet, evet. evet. Miami'deydik, şimdi buradan hemen Orlando'ya gideceğiz. Evet. Okullar kapanana kadar oynuyoruz, okullar kapandığı dönem ara veriyoruz. Okulların açıldığı dönem tekrar başlıyoruz. Okullar kapanana kadar bir 15 yerde oynayacağız. Evet. Daha sonra Eylül'e itibaren 10-12 yerde daha oynayarak ikinci turumuzu tamamlayacağız. Evet. Sonra yeni oyunlar, eğitimler, böyle bir tiyatro kültürümüz. Web siteniz var mı veya evet, sosyal medya size nasıl ulaşabilirler? Söyleyeyim mi? Evet. Tiyatroart.com Tiyatroart.com Tiyatroom yani tiyatro. Aa, okay. Yazarım ben zaten videonun evet. altına onu. Tiyatroomart.com internet sitesi. Zaten oradan Instagram, hepsi bütün sosyal medyaya kayıtlarını bulabiliriz. Yani evet. hem oyunlarınız için hem de eğitimler için oradan ulaşabiliriz. Eğitimler daha başlamadı. Şimdi daha ikinci turu tamamlayalım. Biraz böyle oturtalım sistemi. Hı-hı. Ondan sonra çünkü herkes böyle tam nerede kurmak onu da bir şey yapacağız. Yani bir vizibilite çalışmaları yapacağız. Doğru. Ondan sonra ama tiyatro kültürünü biraz böyle bir yaygınlaştırmak Türkçe mi, var. İngilizce mi? Tabii ki mi? Türkçe bazlı ama yeni kuşaklarla iletişim kurmak için mutlaka İngilizce de iletişime geçilecek ama Türkçe tiyatro üzerine. Tamam. Üç kişisiniz şimdilik. Şimdilik üç kişisiniz. Üç kişisiniz. Şimdi bu diğer tiyatroculara açık mısınız gelip tabii, size tabii, başvursalar? Amerika'daki tiyatrocular, Türk bundan, tiyatrocular. Bundan önceki oyunumuzda Nazlı'mız vardı. Nazlı dört kişilik bir oyundu. Evet. New York'ta yaşayan, 13 senedir New York'ta oyunculuk yapan bir arkadaşımız Nazlı. Evet. Hala beraberiz onunla ama onun bu oyun 3 kişilikti. Şimdi bizim beraber giriş devam çıkışlar ediyoruz. Oluyor tabii yani. Tabii başka oyuncularla. Oyunun evet. Kastına göre diyeyim. Yani oyunun kişi sayısına göre evet. Değişen bir kadromuz var. Burada da çok oyuncu arkadaşımız var. Evet. Onlarla da beraber böyle bir birliktelik mutlaka hale gelecek. Farkındasınızdır. Türk seyircisinin sitemleri var size. Eminim evet. farkındasınızdır. Evet efendim. Dizilerle alakalı. Evet. evet. Niye diyorlar çünkü yani. Çünkü ben tiyatrocuyum. Ben öyle. Yani burada yaşıyorum belli bir zamandır. Biraz böyle bir, o biraz böyle hissiyatla da alakalı. Bir, Türkiye'de şu anda eğlencelik bir iş yapma hissiyatında değilim açıkçası. Bu çok açılabilecek bir konu. Üzerine çok konuşulabilecek bir konu. Şu andaki bu kısa videoda tabii. anlatılabilecek bir mesele değil ama buradaki Türkçe konuşan insanları bir araya getirmek şu an bana daha iyi cazip geliyor. Daha iyi geliyor. Bana daha, beni daha iyi hissettiriyor. Evet. Ama Türkiye'de bir gün eğlencelik işlerde yapılabilecek ya da biz orada, ben orada sanat yapabilecek kıvama gelirsem o ayrı bir cesaret isteyen bir şey. Evet. O zaman başka işlere dönüşebilecek. Dönüşebilir ama diyorsun. Beni özlemeleri ve ben bu sistemlerde bulunmaları beni çok gururlandırıyor. Ben en son kesinlikle. 10 sene önce televizyonda bir şey yapmıştım ve hala onun evet. üzerine bir şeyler söylenmesi. Seviliyorsunuz. Seviliyor olduğunu söylenmesi beni çok ayrı gururlandırıyor. Evet. New Jersey'de yaşıyorsunuz ama Amerika'nın her tarafına tur yapıyorsunuz evet. değil yani mi? Yani her tarafı derken Türkçe konuşanların yoğun olduğu yerlere gitmeye çalışıyoruz. 25-30 adım gibi bir şey oluyor. Evet, evet. evet. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar. Çok sağ olun. Çok eğlenceli. Bir yerde karşılaşmak üzere yine. Gene karşılaşacağız. Bilmiyorum.
Bir de bakalım şimdi nerede karşılaşacağız. Görüşmek üzere. Sağ olun.